Evet arkadaşlar, sınıflandırma konusundan sonra virüsler konusunda ele aldık. Şimdi arkadaşlar, virüsler konusu daha önceki yıllarda kaldırıldı müfredattan, tekrar getirildi ÖSYM tarafından, MEP tekrar kitaplarda yayınladı. Biz de arkadaşlar bu konuyu işleyip ondan sonra sınıflandırmayı noktalamış olacağız. Ama sınıflandırmaya dahil değil arkadaşlar, bu ayrı bir konu başlığıdır. Evet, şimdi arkadaşlar virüslerin genel özelliklerine şöyle bir göz attığımız zaman bunlarda pek fazla bir şey yok zaten. Yıllardır arkadaşlar henüz kesinliğe kavuşmamış olan bir varlık aslında. Canlı veya cansız olduğu kesinleşmemiş olan bir organizma. Tabii ki arkadaşlar bunlarda yapı itibariyle bir protein kılıf var ki biz ona kapsit diyoruz. Bir de arkadaşlar bu protein kılıf içerisinde genetik materyali var. Yani şurada arkadaşlar şöyle şey yapacak olursak, şematize edecek olursak, şu görmüş olduğunuz bir T2 virüsü. T2 virüsünün arkadaşlar şu şekilde kuyruk kısmı var. Kuyruk kısmının olduğu kısımda bir tane enzim var. Ve bir de arkadaşlar bunların genomları mevcuttur. Şurası protein kılıf. Evet, protein kılıf. Evet, şimdi arkadaşlar genetik materyal olarak da ya DNA bulunacak ya da RNA. Dikkat ederseniz ikisinden birini bulundurmak zorunda olduğu için otomatikmen canlı organizmalardan ayrılıyor. Bir ikinci özellik, bakın arkadaşlar, hücre zarı, sitoplazma, organel kesinlikle bulundurmazlar. Sitoplazma olmazsa canlılık olmaz. Çünkü metabolik aktivitelerin tamamı sitoplazmada gerçekleşiyor. Canlı ile cansız arasında bir geçiş formu olarak kabul edilir. Sınıflandırmaya dahil edilmez. Evet, burada söylediğimiz gibi metabolik aktiviteler evet olmadığı için ATP üretemez, büyüyemez, beslenemez. Bu gibi yapıları kesinlikle virüsler yerine getiremez. Ve bunlarda arkadaşlar enzim sistemi olmadığı için, enzim sistemi şu. Yani burada arkadaşlar dehidrasyon, hidroliz, birleştirme yapma, farklı moleküller sentezleme gibi enzim sistemi olmadığı için zorunlu hücre içi parazitidir. Yani üremek istiyorsa kesinlikle canlı organizmaya ihtiyacı var. DNA taşıyan virüslere biz genellikle hayvansal virüsler, RNA taşıyanlara ise bitkisel virüsler diyoruz. Ve arkadaşlar bunların bir diğer önemli özelliği de şu, cansızlara benzeyen özellikleri. Canlı hücreden çıktıktan sonra hemen kristalize oluyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Çalışan bir makinenin fişini çektiğiniz zaman makinenin hemen bütün fonksiyonları nasıl duruyorsa, virüsler de canlı hücreden çıktığı anda bütün mekanizma duracaktır. Tek kullanımlık arkadaşlar bir enzimleri var. O da kuyruk kısmında arkadaşlar. O enzimle de konağının zarını veya duvarını eritmeye yarayacaktır. Evet, şimdi arkadaşlar virüslerin genel özelliklerine devam ediyoruz. Bakteri içerisinde çoğalan virüslere biz bakteriyofaj diyoruz. Fajın anlamı zaten arkadaşlar parçalamak. Evet. Yani bakteriyi parçalayan. Her virüs her hücrede arkadaşlar çoğalamaz. Yani virüsün kendisine has olduğu konağı vardır. Bazı virüsler birden fazla konakta çoğalabilir. Mesela insanlarda, hayvanlarda veya bitkilerde çoğalan virüsler olduğu gibi. Virüslerin enzim sistemi olmadığı için antibiyotikten etkilenmez. Mesela arkadaşlar biz hastalandığımız zaman doktora gideriz ve doktor hemen ne yapar? Ha, sen şu hastalığa yakalanmışsın, hemen antibiyotik. Demek ki arkadaşlar virüslerde enzim sistemi olmadığı için antibiyotik etkilenmiyor. Peki bunları nasıl durduracağız? Tabii ki arkadaşlar virüslere etki eden bir madde var ki ona da biz interferon diyoruz. Diğer ismiyle antimikrobiyal protein. Bunu bizim arkadaşlar vücutta bazı hücreler üretebiliyor. Ve bu şekilde arkadaşlar diğer hücreleri de uyararak virüsün çoğalması engellenmiş olacaktır. Şimdi buraya baktığımız zaman bazı virüslerin hangi organlarda çoğaldığını göreceğiz. Sarı humma virüsü arkadaşlar karaciğerde çoğalıyor. Ve arkadaşlar bunlar zenci olanlarda, tabii ki burada ırkçılık falan yapmıyorum, siyahi olan vatandaşlarda arkadaşlar kesinlikle etkili olmayan bir virüstür. Sarı humma virüsü. AIDS virüsü arkadaşlar bizim savunma sistemimiz olan T lenfositlerinde çoğalır. T lenfositlerin tamamını tüketir.
Ve biz de arkadaşlar enfeksiyonlara açık bir hedef haline geliriz. Otomatikmen en ufak gripal enfeksiyonla bile ölebiliriz. Onun için bu virüsten arkadaşlar olabildiğince uzak durmaya çalışın. Herpes virüsü, her ne kadar ismini ilk defa duysanız da günlük hayatta çoğu kişide arkadaşlar gözlenen bir durumdur. Dudak epitelinde diğer ismiyle uçuk virüsü arkadaşlar. Bakın arkadaşlar dikkat ederseniz her bir virüsün çoğaldığı doku birbirinden farklı olacaktır. Kızamık virüsü deride çoğalır. Çocuk felci virüsü omurilik ve beyinde hasarlara yol açabilir. Kuduz virüsüne baktığımız zaman hem insanlarda omurilikte ve beyinde çoğalırken hem de hayvanlarda aynı etkiyi göstermiş olacaktır. Şimdi arkadaşlar virüslerin canlılara ve cansızlara benzeyen bazı özellikleri var. Bunları da soru olarak karşımıza çıkartabilirler. Onun için burayı da iyi bilmek gerekiyor. Şimdi canlılara benzeyen özelliklerine baktığımız zaman tek kullanımlık da olsa bir tane enzim bulundurması ve kullanması canlılara benzeyen özellikleridir. Nükleik asit olarak DNA veya RNA bulundurması, kendine has bir protein içermesi ve hücrede çoğalabilmesi canlılara ait özelliklerdir. Cansızlara benzeyen özellikleri ise hücre dışında kristalize olması, enzim sisteminin olmaması, sitoplazma ve organel taşımaması, ATP üretme, büyüme, beslenme gibi temel metabolik faaliyetleri gerçekleştirememesi cansızlara benzeyen özellikleridir. Evet, şimdi arkadaşlar bir de virüslerde üreme var ki bu üreme arkadaşlar iki şekildedir. Litik döngü ve lizogenik döngü şeklinde. Şimdi arkadaşlar burada adım adım gideceğiz. Burada şematize ettik elimizden geldiğince. Şu görmüş olduğunuz yapı arkadaşlar bir bakteri. Evet, bu bakteriye baktığımız zaman arkadaşlar burada görmüş olduğunuz virüs de T2 virüsü. Evet, T2 virüsü. Virüs arkadaşlar ilk önce konağının hücre duvarına yapışıyor. Ve oradaki arkadaşlar enzimi serbest bırakıp DNA'sını bakterinin sitoplazmasına bırakıyor bakın. Virüs genomu bakteriyi sitoplazmasına geçer. Daha sonra bakterinin DNA'sını parçalar. Bakteri DNA'sı parçalanmasının temel sebebi oradan çıkan nükleotitlerin kendisi açısından kullanılmasıdır. Daha sonra dördüncü adımda virüs bakterinin nükleotitlerini kullanarak kendi genomunu ne yapar? Kopyalar. Ve kendi şifresine göre üretmiş olduğu protein kılıflar, onun içerisine de DNA'larını yerleştirir. Bir süre sonra arkadaşlar iç basınç o kadar çok artar ki bakteri bu basınca dayanamaz ve yırtılır. Virüsler etrafa dağılır. İşte biz buna litik döngü diyoruz. Bir diğeri arkadaşlar lizogenik döngü. Bakın birinci ve ikinci adımlar aynı. Virüs bağlanır. Daha sonra arkadaşlar genomunu bakteri hücresine aktarır. Ve bakteri içerisinde virüsün DNA'sı bakteri DNA'sına bağlanır. Biz buna arkadaşlar profaj diyoruz. Burada sessiz kalması demek. Bakteri her bölünme gerçekleştirdiği zaman virüsün de DNA'sı çoğalır. Bu şekilde arkadaşlar DNA sayısını arttırmış olacaktır. Şayet bakteri stres altında kalır veya kimyasal bir maddeyle uyarılırsa bunun DNA'sı serbest kalır ve DNA'sı serbest kaldığı için de litik döngü başlar ve tepkime devam eder. Lizogenik döngü de bu şekilde. Evet arkadaşlar, virüsler konumuzda buraya kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.